Bismillahirrahmanirrahim. Akıl odur ki safayı alır, kederi bırakır. Akıl budur, tersi ise zikidir. Bir daha, ustadın söylediğini kullanıyor. Akıl odur ki safayı al, kederi bırak. Biz de ne yapıyoruz? Şöyle değiştiriyoruz. Safayı al, kederi de bırak. Ha, diğeri nedir? Zekidir. Zeki öndedir, ön taraftadır, aklı aşağıdadır. Başına belayı sardı, kamyon yük sarar gibi. Değiştiriyorum. İnsanın dimağı kandil. Vicdanı o kandilin şişesi, camı. Kalpteki marifet de kandil, kandilin yağı. Bu yanan ışık saçarsa, bu yanar ışık saçarsa, o zaman dima ve vicdan kalp bütünlüğü olursa ki, o kimse ehli velayet denilir. Bir dakika. İnsanın dima kandil. Vicdanı o kandilin şişesi, cam. Yani lamba var ya böyle, 5 numara, 7 numara lambalar vardı. O lamba, lamba dima. O lambaya geçirilen cam, şişe, eskide şişe derlerdi, vicdan. Kalpteki marifet de kandilin yağ, o altta şişede, altta gaz yağ koyuyorsun ya, o yağ neymiş? Marifet. Hayırda kullanırsa marifetullah olur. Bu yanar, ışık saçarsa, o zaman dima ve vicdan kalp bütünlüğü olur. O kimseye de ehli velayet denilir. Allah'ın nuru semavat ve arz ne demek? Yani niçin bunu söyledi? Abi şey oluyor işte, dünya gidince. Camı bir kapatın. Tamam, bize hava lazım diye kapıyı açın. Biz bugün gürültüde yapamayız. Ha. Açın. Devam. Ha, başka bir konu. Bir uyanık bütün uyuyanları uyandırabilir. Uyanık derken halk arasındaki uyanık değil. Uyumaya. Bir tane uyanık bütün uyuyanları uyandırabilir. Bu asırda o uyanık insan Üstad Hazretleri'dir. 100 kişi yatıyor salonda, bir tanesi hayatta, hepsini uyandırır. Ama şunu uyandıramaz. Amca bir tanesini uyandıramaz. Şimdi yalandan uyuma numarası yapıyorsa o uyandırılamaz. Uyuyan uyanır. Uyuma numarası yapan uyandırılamaz. Çünkü uyumamış ki uyandırılsın. Zaten uyanık. Başka? Yani 100 kişi uyuyorsa bir uyanık uyandırır. Bu asırda insanlar uyuyor. Bediüzzaman uyanık. Herkesi uyandırıyor. Uyanma niyeti varsa. Ben terk etme zamanım geldi. Beni ben terk etme zamanım geldi. Herkes kendisine desin bunu. Sonunda eyvah diyeceğin şeylere başında eyvallah demen lazım. Sonunda eyvah diyeceğine başta eyvallah de. Sen maaselama, ben seninle işim yok. Başka? Bilmeden yapılan hata yanlıştır. Bilerek yapılan hata ihanettir. Cevabı ortaya çıkarmak için kurulan tezgahın adı soru sormaktır. Bir daha. Cevabı ortaya çıkarmak için kurulan tezgahın adı soru sormaktır. Ama
yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Dünü bugün yaşıyorsan, dünü şimdi hayalen fikren dünü yaşıyorsan, dün geçmemiş demektir senin için. Bugünü kaçırdın. Hiçbir zaman da yakalayamayacaksın. Başka? Hayatta hep istediklerimiz olmuş olsaydı, bunu acayip hoşuma gitmiş yazmıştım. Hayatta hep istediklerimiz olmuş olsaydı, hayalimizi kullanamazdık. Değil mi? Başka? Dua da etmezdik tabii. Karşı taraf layık olmasa bile iyilik yapmaya devam et. Çünkü sen iyilik yapmaya muhtaçsın. Ona yapmıyorsun. Kendine. Kadınlar ya kişiliklerini ya da dişiliklerini kullanır. Kader seni güldürmüyor diyorsan sen espriyi anlamadın demektir. Bu benim değil. Birisinden aldım. Yani cebe gelmişti mesaj. Kader seni güldürmüyor diyorsan sen espriyi anlamadın demektir. Benim değil zaten cümle akışından belli ya. Hayatın bir kuralı benim olduğu nasıl belli iki nokta üstüse veçil cümlede böyle şey. Hayatın bir kuralı ya yanlış zamanda doğru insanları karşına çıkarır ya da yanlış insanlarla zamanını harcatır. Bir daha. Hayatın bir kuralı. Ya yanlış zamanda doğru insanlara karşına çıkarır. Ama yanlış bir zamanda, yanlış yerdesin, adamlarla alaka kuramıyorsun. Ya da yanlış insanlarla zamanını harcattırır. Başka. Uyanmak için uyumak mı lazım? Bilirsin ki dönmek üzere olanların çok kuvvetli ve şiddetli uykuları olur. Bak bilirsin ki, dönmek diyorum özür dilerim. Bilirsin ki donmak üzere olanların çok kuvvetli ve şiddetli uykuları olur. Aslında ölüyorsun da farkında değilsin. Donmaya yakın. Donmaya doğru giden insan çok üşür. Öyle bir hale gelir ki tam donmadan önce korkunç bir uyku gelir. Onun için ölüyor diye onun için patır patır vururlar ki ısınsın diye. O zaman uyumamak için hariçten kuvvetli bir tokat yemen lazım. Tokat niye yiyoruz? Niye yiyoruz? Bundan. Donuyorduk da ondan. Ölüyorduk. Bir de okuyayım. Güzeldi değil mi? Hoşuna gitti. Bak. Uyanmak için uyumak mı lazım? Hayır. Bilirsin ki donmak üzere olanların çok kuvvetli ve şiddetli uykuları olur. Aslında ölüyorsun da farkında değilsin. O zaman uyumamak için hariçten kuvvetli bir tokat yemen lazım. Onun için daha köylüler bilir bunu. Uyumaya yüz tutanı böyle üşüyeni pal 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 döverler. Ateş atar. Başka? Aklının ve öz değerlerin bağlamadığı dostluğunu cehalet ve menfaat kolayca çözer atar. Anladın mı? Evet. Bir daha. Bak. Gözüküyor da böyle. Alakası olunca şaşırdım seni. Aklının ve öz değerlerin öz, dava, Risale-i Nur, namaz, oruç. Aklının ve öz değerlerinin bağlamadığı dostluğunu, yani dostluğunun bağı böyle değil. Ama bir dostluk gibi gözüküyor. Cehalet ve menfaat kolayca onu çözer. Allah Resulü'nün hadisinde şöyle bir şey var. İnsanların akıllarını ve kalplerini tatmin etmedikçe, hiçbir iyiliğiniz ona fayda vermeyecektir. İyilik olmayacaktır diyor.
İyilik olmayacak. Ne yaparsan yap. Hani dersin ya. Gözüne dizine tutsun. Ayağa kalktı, eteğindekiler döküldü. Yani unuttu bizi diye, tamam mı? Yapıyorsun, iyilik yapıyorsun. Allah Allah, hiç alakasız yani, hiç alakası yokmuş gibi davranıyor sana. Niçin biliyor musun? Yaptığın iyilik, aklını ve kalbini tatmin etmediği için. Bak ne diyor Allah Resulü bir mana? İnsanların akıllarını ve kalplerini doyurmadıkça hiçbir iyiliğiniz iyilik sayılmayacaktır. Mesela bir misal vereyim. Diyelim ki aile bağları veya akraba bağları veya dostluklar, fabrikada arkadaş sen şurada burada. Yani biz akrabaya şey yapıyoruz mesela, akrabadan şey yapayım ki uygulanabilir olsun. Yani gidiyoruz, geliyoruz, bacanakla şey yapıyoruz ama ders arkadaşlığımız yok. Risale okumuyor. Yani biz bir akraba bağı var, bir efendim ortak bir bağımız var o vasıtayla. Ama şu ortak bağ, o bağlı oraya, kayınpedere, kayınvalideye bağlı, ben de oraya. Bu vasıtayla bağlıyız ama buradan buraya bağlı değiliz. İşte burayla olan bağ çabuk çözülür. Ama bununla dava bir, risale bir. Evde de öyle. Bir tanesi dereketçi, bir tanesi nurcu. Yani Allah'a, İslam'a bağlıyız ama buradan bağlı değiliz. Bu da ciddi bağ ama o kadar kullanamıyoruz. Yani işlek bir cadde yapamamışız burayı. Yani İslami kardeşliğimiz inkişaf etmemiş. Cemaat kardeşliği çok öne çıkmış. Hatta öne geçmiş. Bu da yanlış ama bu yanlış. Yanlışı söylüyorum zaten. Ne yanlış olsun? Şöyle, bu sefer cemaat din olur. Yani bu bağ bundan dolayı olmalı. Bunu ortadan kaldırırsan bu bağ artık olmaz ya. Yani. Mesela tarikat, nurculuk, süleymancılık vesaire dava değildir. Dava içinde Burhan'dır. Değil mi? Şimdi adam Müslümanım diyor. Tamam mı? İyi davranıyor. Komünistim diyor. Bütün imkanları seriyoruz. Buyurun kardeşim, buyurun hoş geldiniz. Bir nurcu geliyor, bir meşrep başka. Kardeş hoş geldin. Buyurun buyurun. Ya ne iyi diyor Resulullah falan. İlgilenmiyor. Başka şey söyleyeyim. Bir solcuya gösterdiğimiz ihtimam, değer, saygı, alaka, işlevde olan, aktif olan, aksiyon olan bir dava abimize, kardeşimize niye göstermiyoruz? Çünkü dava birliğimiz yok onda. Cemaat birliğimiz yok. Şimdi meşrep birliğimiz yok. Meşrebini cemaat yapmış. İşte daha genelde biraz. Cemaatini dava yapmış, İslamiyet vesile yapmış. Yani İslami ruh olsa, İslami ruh olsa kardeşim demeyecek mi? Seni kardeşin beğenemez. Belki de ayaş. Ama çok kusurlarını görmüyorsun. Hala kardeşim diye sarılıyorsun. Ben de bir iki tane kusur gördüm. Ben senden iki tane kusur gördüm. Hemen atıyorum çöpe. Nasıl bir vicdan? Nesi bir bağ öne çıkmış. Hani sahabelerde babasına karşı kılıç çekenler, oğluna karşı çekenler, öyle değil. Biz o peygamberin, o sahabelerin ümmeti değil miyiz? Ne olmuş bize? Bizi kuvvetli bağlayan bağlardan haberimiz yok. Muhabbet mecazi, Allah ve tatil olmuş sanki. Evet. Hoş geldiniz mecazi. İçinden boşun devresi. Nereden geldi bu adam ya? Abim ders harici görüşelim. Yani gelme diyor derse. Ziya ve zulmet gibi zıttır diyor ya abi. Evet. Mesela, aa gözün üzerinde kaş var ya. Demek. Maalesef. Gözü görmüyor, kaşı görüyor. Evet. Başka. Madem geleceği düşündüğümüzden ötürü
bugünkü sıkıntıya katlanıyoruz. O zaman ahiret için dünya sıkıntılarına niye katlanmıyoruz? Sen üniversite okuyorsun değil mi? İngilizce değil mi? Bak hem de hazırlıkta okudun değil mi? Bir sene de taktın, 5 sene okuyacak öyle mi? Niye katlanıyorsun bu kadar ilkokul, ortaokul falan, üniversite? Niye katlanıyorsun? Sıkıntı değil mi? Baklava mı veriyorlar? Niye? Gelecek için. Gelecek için katlanıyorsun. Öyle değil mi? Peki bir ay Murat sen çalışıyorsun. Niye katlanıyorsun? Bir ay sonraki maaş için. Öyle değil mi? Yani daha verilmedi bir ay sonrayı düşündüğün zaman fabrikada çalışmak sana miskambir geliyor. 15 sene sonraki makamını devlet makamında bir fabrikada mühendis olacağım, inşaat mühendisi olacağım diye 10 sene önce 15 sene sonraki makamın için sabrediyorsun. Öyle değil mi? Tahammül ediyorsun. Niye çok yakında olacak ahiret için dünyada sabretmiyorsun? Çünkü ahiretin rahatın, ahiretteki rahatın dünyadaki say ve gayretine bağlıdır. Ahiretteki rahatın için dünyadaki say ve gayretine bağlı. Nasıl ki o gelecek planından dolayı bugünkünü hoş görüyorsun, lağımda çalışıyorsun. Niye? Gelecek var. Aidat ödüyorum. Bina aldık. Dünya menfaatleri için iyilikleri, avcının avını yakalamak için kurduğu tuzağa benzerler. Dünyayı kazanmak için, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hediyeleşmeler. Ya ne olur ne olur, ya niye öyle davrandın Resuluna? Abi ya bu adam memur, bu adam şey, abi dershane geldi ama yarın işimiz düşer. Bu iyilik nedir? Avcının ava kurduğu tuzak gibidir. Başka? Sadakat ruha giydirilen libastır. Beden ve akıl onu taşıyamaz. Çok acayip. Akli değildir sadakat. Ya. İhlas ruha giydirilen elbisedir. Sadakat ise kalbe giydirilen elbisedir. Amal-i salih vicdana giydirilendir. Hizmet ise akla giydirilen elbisedir. Mesleğimizde 4 ya. Hayal kurarken malzemeden çalma ki kalıcı ve sağlam olsun. Çünkü binalar niye yıkılıyor? Maldan çalıyorlar değil mi? Malzemeden çalıyorlar. Mutayı çalıyor. Hayalim çabuk yıkıldı. Malzemeden çalmışsın demek ki. Onu kurarken, o hayali kurarken çalmışsın. Yani doğru malzeme kullanmamışsın. Yani menfaat üzerine bir hesaplar yapmışsın. O arkadaşınla. Ticaret kurarken öyle hiç Allah için yapmasan işte olmuyor. Başka? Şehevi hisler insanı çocuklaştırır, çocukça hatalar yaptırır. Çocukça hatalar yapar. Çocukça hata yapanlar hevesat-ı nefsaniyesine mağlup olanlar yapıyor. Bak şehvet, şehvi ister insanı çocuklaştırıp çocukça hatalar yapmasına sebep olur. Koca koca adam çocuğun yapmadığını yapıyor. Çünkü bir şey takip ediyor. Dostlarının başarısını takdir edebilmek güçlü karakter sahiplerinin işidir. Başka? Geçmişten korkma, senin elinde. Gelecekten kork, daha senin eline geçmemiş. Geçmişten korkma, sen tövbeyle düzelt işte. Tövbe var, istiğfar var. Bazı insanlar gerçeği göstermek için yalan söylerler. Bak anladınız mı? Bazı insanlar gerçeği göstermek için yalan söylerler. Buna bir ait misal hatırınıza gelebiliyor mu? Gerçeği göstermek için yalan. Mesela bir misal söyleyeyim. Ben şimdi yaptığım bir şeyle siz de genelleyin. Şimdi güya bir şeyi mübalağa edeceğim.
Bunu çok ehemmiyetli göstereceğim. Şimdi ayakta bevletmek çok rezil bir şey. İyi bir şey değil. Çünkü abdest olmuyor. Bu olmuyor. Olmaz yani. Ayakta bevletmek abdest olmaz o. Biz öteki suyu yapıyoruz da abdestimiz zor oluyor da ayakta bevledenin abdesti mi olacak? Yani? Tamam. Şimdi mantı bu. Şimdi ayakta bevletmeyi doğru bir şey yani. Bevletmeyin demek doğru bir şey. Ama yanlış bir şeyle onu güya korkutuyorsun. Anasıyla haçta bilmem ne yapmak gibidir. Risale'de geçen bir şeydi. Ya bak doğruyu anlatmak için yalan söylüyor. Bu yalandır. Böyle bir şey yoktur. Dinde yoktur. Anasıyla bilmem ne yapmak dinde hiçbir yerde yoktur. Böyle bir şey uyduruktur bu. Bir zat büyük kim ise demişse korkutmak için ayakta bevletmeyi korkutmak için yalan söylemiş. Yalan bu. Hüküm değil İslam'da. Bu yalandır. Çok, bu tür şeyden çok zarar verdiğini de söyledi değil mi? Yani? Uf! Din, bu aduv-ı kafirden daha büyük zarardır veriyor diyor dine. Mesela bir şey anlatacak Risale'de. Ya bir gün karşıma şöyle bir zat geçmişti, bu meseleyi orada anlatmış. Oysa yalan. Doğruyu konuşuyor, yalan malzeme kullanıyor. Böyle bir şey geçmemiş başından. Bir rekat için 80 sene geleceksin diyor. Evet. Adam namaz. Ya yani ona ait hadisler var biraz. Bir vakit için falan da. Ha bir şey var ama bunlar dediğim şey. Mesela ya arkadaş Risale-i Nur'u uçakta bir an şu, bu mesele bir an. Adam şaşırdı ya şöyle dedi böyle dedi. Yalan uyduruk. Niye yalanı malzeme yapıyorsun? Doğruya yalana ki. Doğrunun yalana ihtiyacı yoktur. Başka? Çoğu zaman en güzel değerlerinden seni gururların uzaklaştırır. Bu çok önemli. Çok önemli. Ya hepimize yapıyor. Be. Akraba bağlarına en çok darbe vuran. Gurur. Gururumuz çok vicdani, vicdansız işleri yapmamıza, çok akraba bağlarımızın kopmasına sebebiyet vermiş. Böyle dedim. Özür dileyecek. Gelecek buraya. Başka olmaz. Aile, karı koca. Bir de okuyayım. Çoğu zaman en güzel değerlerinden seni gururların uzaklaştırır. Başka? Bazı insanları kaybetmek kazanç bil. Onun için hayır demekte hayır vardır. Hayır demekte hayır vardır. Bazı, bak unutma, bazı insanları kaybetmek kazançtır. Hayır diyebilmek, hayır, hayır vermiyorum. Hayır diyebilmek de bazen hayır vardır. Sen iki canlısın. Hangisini beslersen o güçlü olur. Biri nefis, biri de ruhtur. Hani kadınlar der ya iki canlı. Bir karnında, bir kendisinde. Biz de iki canlıyız. Bir nefis, bir ruh. Hangisi güçlü olursa o ayaktadır. Ötekisi aşağıdadır. Okursan dolarsın. Hizmet edersen onunla sana mal olur. Yazarsan olgunlaşırsın. Kurşun kalemle yazdıkça kalem küçülür. Kalem gibisin. Yazdıkça küçülüyorsun ama kitap olur. Anladınız mı? Harika. Hayat bir kalem, oradan çıkarttık. Yani kurşun kalem düşünün. Yazdıkça bu iniyor aşağıya ama kitap çıkıyor. Kamera pil bitiyor ama filme dönüşüyor. Telefondan kasıt bu. Bataryada ömür, filmde yaptıklarımız. Ahirette seyretmek için film çekiliyor. Ömür bataryadır. Şimdi ben devam edeyim. Bazen zor durumda ağlayamadığında gülmeye başvur. Bazen zor durumlarda ağlayamadığın zaman bari diye gül. Ama deli der.
Evet. Eder tebedür. Çok konuştum, faydasını görmedim diyorsan, o zaman sıra susmakta demektir. Beklemek sabrın imtihanıdır. Başka? Geçmiş varsa ki var, o zaman gelecek olması zaruridir. Gelecek yoksa geçmişte yoktur. Bilmek, biri mevzuyu bilmek, diğeri nereden bileceğini bilmektir. Bir de bildiklerini nasıl kullanacağındır. Üç tane bilmek vardır. Bunu malum zaten anlattım hapiste. Birinci bilmek, mevzuyu bilmektir. İki, bu mevzuyu nerede nasıl kullanacağını bilmek ayrıdır. İkinci bilmek bu. Bir de daha bileceklerimi nereden bilebilirim? Kaynak, nasıl ona ulaşabilirim? Bu bilmek de üçüncü bilmektir. Buna ait bir örnek vereyim. Einstein'a demişler ki, 100 kilometreye kaç deniz mili yapar? Demiş ki, ansiklopedi getirin demiş. Çok dahi da manyak yani. Ki, bilmiyor musun demiş. Demiş ki, kitaba müracaat edilip bilinebilecek şeyleri diyor kafama sokup kafamı çöplük yapmam. Çünkü dolarsa diyor kafam, orada hareket sağım kalmaz diyor. Orada ben hareket etmem için biraz boş olması lazım. Hem peki ama şunu biliyorum. Sorunun cevabını nerede olduğunun yolunu yöntemini biliyorum. Nerede bulabileceğimi bilmek yetiyor bana. Doğru hakikaten öyle. Niçin mi? Mesela diyelim ki 15 sene şimdi Yan Sara Nensur Arapça ile uğraşıyor. Niye uğraşıyorsun kardeşim? Söyle bana. Arapça kitapları anlayacağım. Tercüme olmamış kitap var mı piyasada? Hani okumak isteyip de tercüme olmamış kitap var mı? Niye 15 seneyi veriyorsun? Ne değer mi? Niye veriyorsun ki? Zaten birisi yapmış. Ha abi ben Kur'an'ı anlayacağım. Anlayanların anladıkları var ortada. Sen Gazali kadar iyi anlayacağın halin yok. İmam-ı Rabbani Hazretleri kadar iyi anlayacağın halin yok. Bediüzzaman kadar anlayacağın halin yok. Hadi cemaatin var Mahmud Efendi. Mahmud Efendi yazmış tefsir. Mahmud Efendi'den daha iyi mi anlayacaksın ey onun cemaati? Yok. Daha niye uğraşıyorsun onunla? Mahmud Efendi zaten anlamış koymuş. Abi ilmin. Eskidendi onlar Osmanlı'da ilmin lisanı Arapça, sanatın lisanı Farsça. Farsça öğrenelim şimdi. Bak unutmayın. İlmin lisanı Arapçaydı. Osmanlı'daydı bu. Pompalandı fazla. İlmin lisanı Arapçaydı. Çünkü o zaman kitap basılmıyordu. Mecbur bir kitap sahibi olman için yazman lazımdı. Nasıl alacaksın bu kitabı? Yok ki satılmıyor ki. Fotokopi de yok. Nasıl kendini onu alacaksın? Tam da kim sana verecek bu dersi? O zaman evinde bunu mutala etmen için lisanı bilmen lazım. Şimdi onlar kalktı. Sebepler kalktı. Sana lup verilmiş. Daha sen o sebepleri ne uyuyorsun? Soruyorum sen cevap ver. Niye Arapça öğreneceksin kardeşim? Abi o Kur'an'ı anlamak için. Anlayanların anladıkları var. Sen daha iyi mi anlayacaksın? Başka? Başka gerekçe söyleyin. Ya hatırınıza geleni söyleyin de ben bir şey yapayım. Evrat ve Eskar. Ya ben Hizbul Kur'an mesela yarısı. Cevşen ve Hizbul Kur'an benim. Yarısı meal verilmiş, yarısı Arapça. Burası Arapça metin, burası meal. Ha şu kadar ha. 15 sene vermek yerine. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahmanirrahim. O Rahman Rahim'dir. Burada. Bu kafa. Kafa bu kadar. Kafayı da yapmıyorum ha. Tak tak tak. Yapılmış. Adam parayı görmüş mü hali yapmış. Yani zaman kısa. Yapacak iş çok. Meşguliyetler çok. Bizim kafamızı darmadağın etmiş. Yani en emniyetli, en lüzum işlere teksif etmek lazım zamanı. Yapılmışsa ona uğraşma artık. Sen Amerika'yı yeniden keşfetmeye kalkma. Yeniden sandal çıkmaz ihtimalinden saydın. Nereye gidiyorsun? Beyhude tabii. Nereye? Abi Amerika'yı keşfetmeye gidiyorum. İyi.
Sen bir 5-6 ay sonra, bir sene sonra görüşürüz. Ben 17 saat sonra Amerika'dayım. Uçakla gidiyorum. Gerek yok kardeşim, sandalye gitme. Uçakla gidiliyor artık. Uçakla gidiliyor. Meşgul olma. Kızacaklar bana. Bana kızacağına Arapçayı niçin öğreniyorsun? Gerekçeni öğren. Hangi kitabı istiyorsun da Türkçesi yoktur? Ha niçin yapılmış o zaman? Ben sana söylüyorum. Osmanlılar'da ilmin lisanı Arapça, sanatın lisanı Farsçaydı. O nusayı almak, onu çoğaltmak yoktu. Mecbur sen alacaksın. Ve İstanbul'da ne kadar diyorlar? 3000 tane mi ne? Yalan olması ya 300 ya 3000. Hattatlar varmış. Elde güzel yazan değil hat. Onun için matbaa çıkınca bunlar yürüyüş yaptılar. Karşı çıktılar. Biz ne yapacağız? Tren çıkınca paytoncular at arabalarını şey yaptı. Yürüyüş yaptılar ki Risale'de geçiyor. Gayrimüteşhir'de. Onlara diyor ki ey faytoncular, trene insanlar gidip gelmesinde kullanırsınız evden oraya. Yani metrodan eve gideceksin. Dolmuş yok ya onu. Daha işiniz çoğalacak diyor. Eskiden şimdi Mecidiyeköy'den Zeytinburnu'na belki adam bir sefer yapar. Ama bu metrodan Mecidiyeköy'e belki 50 sefer yapıyor şimdi. Gayrimüteşhir değil de normal yerde var abi. Var değil mi? Bir yerde kalmış kafama. Ya usul bilmek çok önemli ama ya. Mesela burada Marmaray'da taksiyle bir şey çıktı. Bak. Belki en az 10-20-30 tane bekliyoruz. Abi Marmaray'a çıktı işte, otobüsler geçmiyor karşıya, taksi tutulmuyor. Lan şurası dolu, taksi dolu ya. Otobüsler dolu. Daha çok çoğaldı. Adam ne için çoğaldı? Ya tek tük çıkıyordu sana. Şimdi adam kendi taksisi olanı buraya bırakıyor, biniyor gidiyor. Ondan sonra evini bırakıyor, otobüste kapısına koyuyor. Hiç kapıyı zaten otobüse binmeyen adam biniyor şimdi. Vesaire. Ya kardeşim, bir şey bilmek değil de, o Einstein oradan açıldı. O şeyi niçin bileceksin, nasıl bileceksin, nerede ulaşacaksın? Malum zata dedim ki, Metis Çevresi'ni ziyaret ettiğim zaman, ilim bilmek ayrıdır. Depolamak ilmi. Ama o ilmi kime karşı ne zaman nasıl kullanacağını bilmek ilmi siyasettir ki bu başka bir ilimdir. Dedi ki böyle ilim nasıl elde ederiz dedi ya. Nasıl örnek ver dedi. Dedim ki ben nurculuktan vereceğim. Benim bildiğim sahamda. Sahamdan vereceğim. Sözler, mektubat, lemalar, şualar. Bilmek ilimdir. Bu potansiyel uyanan enerji, o marifet, muhabbet, Allah'a, peygamberi anlatacağım birisine. Nasıl, nerede, nasıl anlatacağım? Hangi üslupla, nerelere gideceğim, nerelere gitmeyeceğim? Nerelere gideceğim, nerelere gitmeyeceğim? Onu Kastamonu, Emirdağ, Sikke ve tarihçeden bilirsin. Laikalar ilmi siyasettir. Bak adam ne diyor bak Allah aşkına. 100 kilometre araba hızı deniz mili kaç olur diyor karşılığı. Einstein'a soruyorlar. Diyor ki falan ansiklopedi var diyor, getirin dedi. Bir dakika dur. Sen bilmiyor musun? Hayır. Niye? Ben diyor ilme nasıl ulaşılacağının ilmini biliyor. Eğer ben onları doldurursam burada hareket manevram kalmaz. Onun için hemen elimi uzatıp ulaşabileceğim ilmi raftan kafama sokma. Peki boş mu? Hayır. Ha, önüne gelen kitap okuma. Resul. Anladın mı abisi? Doldurma kafana. Yazıktır. Okuyacağın kitabı baştan başlama. Git bak bakalım Filistesine bir bak. Bir de ön sözünde adam zihniyetine bir bak. Adamın fasık mı, ehli bidat mı ön sözünden anlaşılır. Veya Filiste'ye bakarak sana lazım olabilir mi olmaz mı ona bakarız. Bunları da anlatacak insan bilmesi lazım. Bak şimdi çok acayip şeylere geliyoruz ha. Çok acayip. Bak neredeydim? Şuradan başlayayım. Ama harika bir mevzu. Göz geçirdim de.
Çok hoş mevzular var ve bitireceğim şu sayfayı. Her yanlışa vefasızlık denmez. Her yanlışa, hanımın, kardeşin, bacın, şun bu hata yaptı. Her yanlışa vefasızlık denmez. Sevilmemişsin ki sana vefasızlık yapmış olsun. Vefasızlık sevilene karşı yapılır. Sen hiç sevilmedin ki karşıdaki sana vefasızlık yapsın. Seni terk etmiş o kadar. Çünkü zaten seni sevmiyordu ki. İsterseniz kamyonun arkasına yazın bunu. Aşık olanlara. Abi vefasızlık yaptı, beni terk etti gitti kahrolası falan. Hayır, vefasızlık yapmadı. Seni terk etmedi. Seni terk et. Mesela Mehmet, beni terk ettin. Yok abi, ben nereye terk ettim? Sen orada, ben burada. Ha Matakke, beni terk etti. E gitti. Bendeydi bu çünkü. O senin yanında değildi ki terk etsin. Senin yanında olan seni terk ederse terk etmiş olur. Senin için yanında olmadı ki. Abi beni terk etti gitti ya. Yanıyorum abi, yanıyorum diyelim. Abi kız beni terk etti diyor. Senin yanında hiç olmadı ki terk etmiş olsun. Dostlar efendim, eşin. Yani Nasrettin Hoca'ya demişler ya, karısı demiş, yeni gelin gelmiş, iki, ya adettir de kime gözükeyim, kime gözükmeyeyim, nasıl yapayım, ne? Bana gözükme de demiş de, kimi gözükürsen gözük. Ha, bir şey anlatmak için söyleyeyim. Anlaşılıyor değil mi yani? Bu böyle hayatın kurallarına bahsediyorum, psikoloji falan değil ha bu. Ben klinik konuşmalarından bahsetmiyorum. Onlar devam değişken, bu değişken değil kardeşim, bu böyledir. Bu ruhsal ve vicdani bir özelliktir. Vefasızlık vicdana aittir. Niye vefasızlıkla itham ediyorsun? Bak bu kadar kısa cümle olur ancak. Bu kadar kurabildim. Bak bir daha okuyayım. Her yanlışa vefasızlık deme. Abi yanlışlık yaptı ya. 5 lira dedi, 6 lira aldı. Söz verdi, sözünden vazgeçti. Ne vefasız adam denmez. Sevilmemişsin ki sana vefasızlık yapmış olsun. Seni terk etmiş, o kadar. Çünkü seni zaten sevmiyorduk. Seni terk etmiş de sayılmaz. Çünkü senin yanında değildi. Ha, bulunuyordu. Anlıyor musun? Bunu Allah anlattırmasın inşallah size de. Allah sizi huzurlu yapsın. Böyle sırtınıza yük bindiği zaman, böyle dershanelerde vesaire veya siz, Allah göstermesin, akraba bağlarınızda bazılarına sorun olursa, bu timya gibi gelecek size. Bunu vecize yazıp, yatak odanıza, salona değil, dikiz aynana koyarsın. Ama Allah koydurtmasın. Evet, Allah koydurtmasın. Hep böyle bağırıyorlar ya, onun için ağır. Vefasızlık yaptı, yapmadı. Vefa yoktu ki vefasızlık yapsın. Ha, vefa İstanbul'da bir mahallenin adıdır ya, semtin adı. Vefa yoktu ki. Arkadaş, beni terk etmen için bende olman lazımdı. Bende olmayanın benden başka bir yerde ise, onun başka, oradan da bir başka yere giderse bana beni terk etmiş denmez ki ya. Abi ben onu sevmiştim. O senin problemin. Onunla alakası yok ki. Onda vefasızlık yok, öyle bir şey. Seni sevmemiş ki. Başka. İnsanın yasaları ve kanunları küçük sinekleri yakalamak içindir. Eşek arıları ağ delip geçerler. Müteahhitler. Hortum yapıyorlar ya. Devletin, bu TC'nin kanunları senin benim esnafı yakalamak içindir. Şu holdingleri, hortumcuları yakalamak için değil. Onlar o ağ delip geçiyorlar. Başka. Korku işe yarar. Korkaklık asla yaramaz. Başka, sevgi ve muhabbet içsel hayatına canlılık katar. Sevgisizlik ve muhabbetsizlik. Böyle hantal, tembelliğe iter, canın hiçbir şey sevmez. Yapamazsın yani. Mesela ben ona ne diyorum? İstersen lağımda çalış, istersen inşaatta çalış. İstersen yazhanede otur, telefona bak, 3 tane telefon gel koy. Eğer işini sevmiyorsan o işte yorulursun. Yorulmuyorsan o işi seviyorsun demektir.
gitti. Başka? Saatin hızlı çalışması ile değil, doğru çalışması ile değer alır. Akıl da öyle olmalı. O abi çok zeki, çok ileri şeyi görüyor. Ama fitneci, ama sahtekar. İleri gördüğü için planlar kurmuş. Saat çok iyi çalış, çok hızlı çalışmasıyla saat kaliteli saat değil. Doğru çalışsın. Siru seyru edafikum. Kastamonu da geçiyor değil mi? Diyor ki beraber yürüdüğünüz arkadaşlarınızın işlerinde zayıf var ya zayıfıyor. Onun yürüyüşü gibi yürüyün. Saatin hızlı çalışması doğru olduğunu göstermez. Doğru çalışması lazım. Aynen bunun gibi de akıl da böyle olmalı. Çok iyi çalışıyor. Sahtekar. Çok iyi çalışıyor. Gelecek planlarını yapıyor, alt üst ediyor. Ulan bu kaynanam ölüyor, bilmem ne yapıyor, benim karım kardeşleriyle malı kayınçolarıyla, yani bugün gündemde de birisi sordu. Adam bak damat, karısının malı var, kardeşleri var, son işte baba gitti, anne gitti, baba ölmek üzere. Şimdi bu karım vasıtasıyla ben onları nasıl diskalifiye ederim? Öyle de fırtına çalışıyor ki, bu şimdi kafa mı çalışıyor? Nefis çalışıyor, aklı kullanıyor. İşte saatin hızlı gitmesi iyi olduğunu göstermez. Doğru çalışması lazım. Dedim ya antika şeyler gelecek. Başka? Nasıl yaşayacağını bilmeyen nasıl öleceğini de bilemez. Abi nasıl öleceğiz? O zaman nasıl yaşadığını bilmiyoruz. Çok korkunç bir delil ya. Ölüm korkusu. Sekerat. Abi canım nasıl çıkacak? Nasıl yaşıyorsanız. Allah Resulü demiş. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölürseniz öyle haşredileceksiniz. Öyle değil. Abi nasıl yaşayacağız? O zaman yaşadığının farkında değilsin. Anlıyor musunuz? Bu kadar veciz yapabiliyorum. Ben bu kadar becerebiliyorum. Psikoloji midir Resul? Haşir. Hata yapma imkanı çok. Bak. Hata yapma imkanı çok çok az olan Darul Selam cennetin bir tabakasında oluyorsa, Darul Selam diye cennetin 8 tabakası var ya, Darul Selam hata yapma çok 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 az olan bir yer. Cennetlerde hiçbir yerde olmaz ama sırf burada çok az bir hata yapma imkanı olan bir yer. Yani adeta tövbe. Şöyle honi gibi düşünün cenneti. Üstad diyor. Tamam mı? Bu honiye alim-i şehadetle, haşir meydanı ile cennete girme ilk koridoru korkmasın, ürkmesinler diye dünyaya çok benzeyen isimleri, resimleri dünyanınkisine benzeyen fakat içeriği farklı olan çok milyarda bir hata yapma imkanı olan, hata derken farklı bir şey yapmak. Mesela Adem Aleyhisselam oradaydı. Adem Aleyhisselam Darüsselam'daydı. Şimdi bu değişik bir tespit ha. Yani cennetle haşir meydanında ilk giren insanları ürkmemek, dehşete kapılmamak, gene adetullah kanunu işliyor orada. Darüsselam kapısından için. Peki herkes mi? Olmayanlar da var. Bazılarına denilecek ki sen istediğin kapıdan gir. Çünkü ruhu böyle olur. Ama genel bu. Bir de okuyayım. Hata yapma imkanı çok çok az olan Darul Selam cennetin bir tabakasında oluyorsa doğrularla yanlışların karışımı olan dünyada hatasız kulun olması ancak ismet sıfatına sahip peygamberler ve onun varislerinde olur. Adem Aleyhisselam cennette peygamber değildi, kul idi, insan idi, onun için hata yaptı. Adem Aleyhisselam cennette peygamber değildi ki hata kabul edilsin. Kul idi, insan idi. Psikoloji dersi mi şimdi? Harika bir ders. Onu nereden çıkardınız? Şeyden...
Adem Aleyhisselam'daki o şey var ya, cennetten 13. lemadan ihracı, ihracı ne hikmet, hikmeti tavziftir diyor. 13. lema. Mektup muydu? Mektup. Cennette 13 mektup. Mektup değil mi? Lema mı? 12. mektup. Ha. O var ya işte Adem Aleyhisselam cennetten ihracı. Adem Aleyhisselam kime peygamberdi orada söyler misin bana? He? Söyle bakalım kim Adem Aleyhisselam nerede peygamberdi? Kime peygamberdi? Yere koyma kardeş, yukarıya koy. Söyle şimdi bana bak dön. Adem Aleyhisselam kime peygamberdi? Ümmeti kimdi? Kitabı neydi? Suf nerede verildi? Adem Aleyhisselam sufu var mı? Var. Kaç tane? 10 tane. 10 tane. Nerede verildi? Nerede verildiyse orada peygamberdir. Nerede verildi? Dünyada verildi. Cennette suf verilmedi ki ona. Adem Aleyhisselam cennette peygamber değildi ki. İnsandı, kuldu. O hata da ona az. Verilmediyse öyleyse imtihan da olmaz orada. İmtihan değil. Orada imtihan değildi ki o. Şeytanla şeyi var. Ha şimdi Allah'ın emri var ya, şunu yap bunu yapma. Şunu yapmayacaksın dedi. Ondan sonra düşmanından da bahsetti. Düşmandan mı? Düşmandan bahsettiyse onun illa bir şeyi olması lazım. Ya işte emir işte ya. Bu yapmayacaksın. Yani bizim bildiğimiz bu namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Orada bir bütünlüktü. Uyardı şuraya bunu yapma bir tane. Hani bizim bildiğimiz bu imtihan var ya böyle imanı kazanma ve kaybetme öyle bir şey yok. Hani bizim bildiğimiz imtihanı şu mantığa kurulmuşuz. İmanı kazanma ve kaybetme öyle bir şey yok. Yani bunu yapma dedi. O da zaten imtihan olmadığı için, imanı kazanma kaybetme olmadığı için bir tavsiye gibi anlamış yani. Suf nerede verildi? Adem Aleyhisselam'ın suf nerede verildi? Dünyada verildi. Ha, dünyada verildi. O zaman nerede verildiyse orada peygamberdi. Ama illet yine orada tavzifdir, vazifedir. Tabii. Diğer söyledikleriniz o hikmetidir yani. Tabii hikmetini söylüyorum yani. İlleti vazifedarlıktır. Ustad ne diyor? Adem Aleyhisselam'ın ihracı ne hikmete memlidir? İlleti tavziftir. Hikmeti aşağıda anlatıyor. Ben oradan topladım, bir cümle yapmaya çalıştım. Ama tabii alışılmadık şey kullandım burada. Noktayı nazar. Bir de okuyayım. Hata yapma imkanı çok çok az olan Darul Selam cennetin bir tabakasında oluyorsa, doğrularla yanlışların karışımı olan dünyada hatasız kulun olması ancak, yani hata yapma sebepleri yoktu. Hata yapma sebepleri yoktu, hata oldu. Hata demiyorlar da zelle. Bak ama bulunduğu yeri düşünebiliyor musunuz? Darul Selam. Peki, hata yapma imkanı çok 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 az olan bir yerde bu ruh olmuşsa, hata imkanı yapma imkanı çok çok olan bir yerde, dünyada hata yapmama mümkünatı var mı? Doğrularla yanlışların karışımı olan dünyada hatasız kulun olması ancak ismet sıfatına sahip peygamberler ve onun varislerinde olur. Adem Aleyhisselam, bunu unutmayın, bu çok önemli. Adem Aleyhisselam cennette peygamber değildi ki, kul idi, insan idi ki hata densin. Malum günahla derken onu neyi kastediyor adam? Malum günahla ihraç edildi ya. He, malum günahla derken böyle ustadın orada bir iştiyadı yapıyor yani. Bir meyve yemek gibi gözükürken içerisi farklı tabii. Fıtratının muktezası olarak yani. Fırtına he. Çünkü orada mesela ilk defa bir yalan oluyor. Sen bunu yersen beka bulursun dedi. Şeytan. Çünkü Adem Aleyhisselam hiç ömründe yalan duymamıştı ki. Mesela çocuğa biz öğretiyoruz ya. Mağarada doğan çocuk bir çocuk düşünün şimdi. Yalanı bilmez. Yalan öğretilir. Yalan öğrenilir. Yalan bilinmez. Telefon geliyor. Annem yok.
Yok de, yok de. Annem yok amca, annem yok. Yalan sen öyle. Evde kimse yok de. Ben yalnızım teyze, annem yok. Ya ne öğretiyor? Yalan biz öğretiyoruz. Yalan öğrenilir. Eğer bizim bildiğimiz gibi olsaydı ciddi bir sorumluluk getirirdi. Hayat süreci içinde başımıza beklemedik sıkıntı ve olayların gelmesi hayatın içeriğinden ve sürecindendir. Bu hadise başıma orada o zamanda oldu diye oraya gitmemek, o zamanda tedirgin olmak hayatın içerisine onu saklamaktır. Hayatın içine o zanların girmesine müsaade etme. Bir misal vereyim. Çok önemli. Kazayı nerede geçirdin İsmail? Hatırladığın bir yer var mı? Kaza geçirdin bir yer var mı? Motorla kaza geçirdin mi? Var. Nerede? Caddede. Caddede, yolda. Hangi caddeye mesela söyler misin ismini? Almanya'da. Almanya'da bir cadde. Şimdi tamam, orada kaza geçirdin. Artık oradan geçmiyorsun. Niçin? Oraya sabit. Oraya bütün o kazanın hakikatini geçirdin. Ya kardeşim, şimdi bak. Oraya geçmemek ne demek? Bir daha okuyayım. Mesela orada ben hasta olmuştum. Bir daha oraya gitmiyor. Uğursuz saymak. Bu noktadan bir daha dinleyin. Hayatta, hayat süreci içinde başımıza beklemedik sıkıntı ve olayların gelmesi hayatın içeriğinden ve sürecindendir. Motor kullanırken taş olması, kaygan olmasından kaynaklanıyor. Veya orada biz kendimi kötü hissettim alışveriş AVM'de veya araba sürerken tansiyonum düştü, arabayı vurdum. Daha araba kullanmayacağım. La kardeşim, hayatın sürecindendir. Tansiyon, nabız olur, karşına şey çıkar, köprü iner, yağmur olur. Tamam mı? Bazen ters gittik o boğazından lokma ve ters gitti diye şimdi yemeği terk ettin mi? Bu hayatın sürecindendir. Kanunudur yani. Hayatın doğruları ve yanlışlarıyla beraberdir. Bu hadise başına orada o zamanda oldu diye oraya gitmemek, o zamanda tedirgin olmak, hayatın içerisine onu saklamaktır. Hayatın içine o zanların girmesine müsaade etme. Yani sen o kazayı orada veya tansiyon orada oldun diye, orada başına hal geldi diye, evde o sıkıntı oldu diye, ben oraya gitmem. Niye yapıyorsun biliyor musun? Onun içerisine zanlarını sokuyorsun. Ve sen orada hapsoluyorsun, gidemezsin bir daha. Değil yani bu. Hayatın içeriğidir. Orayla alakası yoktur. Hayatına yapılan ilahi bir müdahaledir. O yerle alakası yok yani. Orada olmasaydı burada olacaktı. Burada olmasaydı burada olacaktı. Olan olur. Olmayacak olmaz. Olanda hayır vardır. Allah Resulü'nün hadisi. Olanda hayır vardır. Olacaklar oluyor. Sen onaylıyorsan hayır olur. Reddedersen şer olur işte. Hayırları böyle. Şerleri de öyle. Şerleri reddedersen hayır olur. Yani olan olur. Seninle hiç alakası yok. Hayat akıyor. İstikbalden hale vuruyor. Maziye dökülüyor. Her bir ayet aynadır, mirattır. Anlattığı alemi bizi taşımış. Her bir ayet aynadır. Mesela bak, karşıma, iyi dinle burayı. Karşına aynayı koydum, büyük bir endam aynası. Ben oraya bakıyorum. Ne görürüm aynada? Kimi nereyi görürüm? Orayı. Her bir ayet de aynadır. Taşımış olduğu alemleri, hakikatleri gösterir. Harun anladın mı abisi? Peygamber kısaları da böyle. Bazıları hatadan sonra kefaret olsun diye şefkat tokatlarını yer. Bazıları ise hata yapmadan tokat yer. Sakın ha yanaşmayasın demek manasına gelen hatadan önce gelir. İki türlü insan var. Normal bir insan, avami bir insan, avam, yaptıktan sonra Allah tokat vurur.
onu kefaret-i zunup olsun, günahını temizlesin diye vurur. Bazılarına ise havastır, imamlardır bu. Daha hata yapmadan tak diye çakıyorlar. Niye peki önceden vuruyorlar Soğan? Ta ki hata yaptın. Hata yaptıktan sonra tokat gelse ne olur? Ümmet berbat oldu. Önde gidenlerin tokatı hata yapmadan önce gelir. Ne kadar önde ise tokat yeme ihtimali çok büyüktür. Hata yapma rızkından değil. Önceden vuruyor, sakın ha. Çünkü seninle bağlı olanlar var. Pamuk ipliğiyle bağlı dine. Senden dolayı sendeleyecek insanlar var. Sendelemesin, düşmesin bu köprüden aşağıya diye. Önceden tokat geliyor. Kimlere? Önde ne kadar yüksek olursan o kadar hatadan önce tokat gelir. Çünkü hata gelmeyecek. Şey. Onun için Mehmet sana hata, ya bu nereden geldi ya, Allah Allah ne yaptık ya bunlar ya. Abi şefkat tokat diyor. Ya bir şey yapmadım ki, namaz kılıyorum ben, oruç tutuyorum. Ha, bunu dediği için zaten basit. Son cümlem. Biraz uzun galiba. Cümle uzun. Benim bugüne kadar mazhar olduğum nimetleri esbab ile izah edilemez. Bir şey anlatmak için anlatacağım. Herhalde sonunda bir şeyle bağlayacağım. Bir daha söyleyeyim. Benim bugüne kadar mazhar olduğum nimetleri esbab ile izah edilemez. İçerin köyden tek başıma Şişli Teknik gitmem. Yani ailemin, ailem hakikaten bırakmıştı. Ailem çalışmamı istiyordu, ben okumak istiyordum. Okulu ben buldum, imtihana ben girdim, okul açtım ben yaptım. Gitmesin diye elbiseyi bile almadılar. Harçlık bile vermediler. Kamyondan tuğla indirdim. Tuğla indirdim. Saat sattım. Evet, başka şey de sattık mesela değil mi? Saat vardı vesaire. Sigara yani, sigara da. Çocuk, ortaokul çocuğu. Perşembe pazarında Matkes Yavşaoğlu denen Yahudi'nin yanında şey yaptım. Pazar yerinde çamaşır sattık. Ortaokul çocuğuyken tezgah yaptık. Yani ama okulu, yani ortaokuldan sonraki bütün şeyler aile, bir eve yatmaya giderdi. Diğerleri hep bana aitti. Hiç kimsenin hakkı yok. Çok varsa da çok azdır. Bit pazarından elbise almışım. Bir şey anlatmak için. Şimdi Allah'ın bana ikram etti ama okulda tanıdım bu davayı. Ona herhalde bağlayacak. Oradan nurları tanışmam ve vakfı hayat sürecine kadar esbab üstü olduğunu gayet aşikardır, gözüküyor. Sebep, bir insanın İstanbul'da bu tür şeyler muvaffak olması mümkün değil. Esbab üstü. Esbaba tesir verilmemesi için. Devam ediyor. Bu esbab üstü muamele eden Zat-ı Zülcelal'e itimadın olsun. Bak, yeter ki senin ruhuna bakıyor, ameline bakmıyor. Bak, ben daha çocuk, benim ta ilerideki olacak hizmetimi bildiği için esbab üstü muamele ediyor. Böyle bir Zat-ı Zülcelal seni nazar ediyor. Ona niye itimadın yok? Kendi kendime diyorum. Bak, bu kadar süreçte sen mi yapmıştın? Sen bir yere doğru sevk ediliyordun. Demek ki esbab üstü muamele görüyordun. O zaman bu zatın yaptığına bak Zat-ı Zülcelal, memnun değil misin? Memnunum. Bundan sonraki süreçte Allah'a niçin itimadın az? Mesela otlarla uğraşanlar, diyetlerle uğraşanlar. Tamam, yapın, sünnet-i seniyedir. Ama tehlikeniz şuradadır. Teslimiyetiniz ve tevekkülünüz azalıyor. Esbaba mutlak tesir veriyorsunuz. Evet, bak bir daha söylüyorum. Ey doktorlar, ey ektar ve diyet yapanlar, ey otlarla, hacamatlarla, tedaviyle meşgul olan kardeşim, bunlar adetullah'tır ve sünnetullah'tır, yap ve caizdir. Ama tehlike çanın, her şeyde olduğu gibi senin tehlike çanın şu. Esbabı tesiri hakiki veriyorsun. Tevekkül ve teslimiyetin azalıyor. Esbab bunu yerse mutlak olur. Hayır, olmaz. Allah Resulü'nün adeti de bize de sünnettir. Nedir o? Zehire denk gelince besmele deyince besmele çekip yiyin dedi. Biryan olmuş. Zehirlenmiş bir keçi.
çevirmişler. Zeynep denilen bir Yahudi kadını değil mi? Peygamberimize yedi. Peki Peygamberimiz ne yaptı? Çöpe mi attı? Ne yaptı? Hemen durun ya ashabım. Dedi, değerken bir tanesi önceden almış, ölmüş. Şehit olmuş. Herkes elini çekti. Keçi, pişmiş keçi bana der ki, ben zehirliyim. O zaman demiş, demek hikmeti, o bir tane önceden olmuş. Bu sefer, besmele çekip yiyin dedi. Aynı şeyi yiyorlar, hepsi şifa buldu. O öldü, o besmele çekmedi mi? Peygamber müdahale ettikten sonra besmele. Şimdi, tesiri hakikisi Allah'tır. Sebepler B, bahane, H, hiç, perde, zahiri. Sebepler budur. Yani sebepleri riayet edeceğiz, o da Allah'ın ibadetidir. Adetullah'tır. Ama tesiri hakik, yapa yapa, bu mutlak olur deme. Ruhunu değiştirebiliyor. Evet. Sebebe tesiri hakiki verme. Vakf hayat sürecine kadar esbab üstü olduğu gayet aşikardır. Bu esbab üstü muamele eden Zat-ı Zülcelal'e kendime yazmış. Sizinle paylaşıyorum. İtimadın olsun. Mededini, isteklerini ondan samimi iste. Eğer başkasına müracaat edersen derdini sana bırakır. Eğer başkasından istemeye kalkarsan dermanını ona bırakır. Esbaba riayet et, fakat itikadın müsebbibül esbab olsun, unutma. Esbaba riayet etmek ibadettir. Ama o söylediği için, o istediği için, o böyle yapın dediği için esbaba riayet etmek ibadet oluyor. O dediği için. İşte tehlike şuradan çalıyor. Esbaba tesir hakiki veriliyor. Bunu yedin, bu oldu. Hayır. Ruhsal yapı maddeyi değiştirebiliyor. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz diyor. İman enerjidir, güçtür, kuvvettir, nurdur. Öyle demiyor mu? Ha, giren bir şeyi adetullah'tır. Resulullah'ın içine de zehir girmişti bir rivayete göre o keçiden. Ustada 28 defa zehir verildi. Niye durduruldu? Çünkü onun karşılığındaki karşıt olan iman enerjisi, iman gücü, iman kuvvettir diyor. O enerji ervah habisedir hücresi. Onu orada sıkıştırdı, durdurdu. İman güçtür, iman kuvvettir, iman enerjidir. Onun adı keramet deniliyor. İman ne kadar güçlü olursa o tür şeyleri eğer ömrün değişmez tabii. Bir saniye ileri gitmez, bir saniye geri gelmez. Ömür değişmez. Sürünmezsin yani. Onun için tesiri hakiki verme, Allah'a itimatın olsun. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.